markucudumanlıadamlar.com. Merhaba arkadaşlar, Markus Dumanlı'na hoş geldiniz. Arkadaşlar evet, bir video daha karşınızdayız. Biraz nostalji olsun dedik, biraz farklılık olsun dedik. Enes Kalaycı arkadaşımız dedi ki, hocam perdemiz yoktu, duvar kağıtımız yoktu, ekranımız yoktu ama dedi mutfağımız var dedi, ben o mutfağı özledim dedi hocam dedi. Ben de bu videoyu Enes senin sayende çekiyorum. Arkadaşlar neredeyiz? İlk mutfağımızdayız, buradayız. Görmüş olduğunuz gibi burada aletlerimden, araçlarımdan, malzemelerimden birkaçı var. Bugün neyi testiyoruz arkadaşlar? Bugün biliyorsunuz Nature Mix dediğimiz bir tütün var arkadaşlar. Bu Nature Mix'in Jolly Pear dediğimiz arkadaşlar bu tütününü test edeceğiz. Evet, Nature Mix biliyorsunuz aslında İstanbul'da üretilen bir tütün arkadaşlar bilindiği üzere. Bu içerisinde, Jolly Pear'ın içerisinde armut var arkadaşlar. Armut ve freşlik. Şimdi bunu nereden temin ettik onu söyleyeyim. Instagram'da arkadaşlar NatureMix34 Instagram adı ile Facebook Markucu Dumanlananlar grubumuzda olan Ceyhun Panay arkadaşımızdan biz bunu tedarik ettik arkadaşlar. Kendisi de bize bunu gönderdiği için ben çok teşekkür ediyorum kendisine. Yakında farklı aromaları da gelecek ve test edeceğiz. Kutusunu açalım isterseniz. Ben arkadaşlar açtım içeriğini. Seramik bileme hazırladım. Az önce içiyordum. Biraz önce bir önden bir test ettik. Sonra dedim ki videosunu çekelim. Görmüş olduğunuz gibi bir poşette geliyor. Şöyle bir poşeti var arkadaşlar bunun. İçerisinden bir poşet daha çıkıyor. Poşet içerisinde poşetle yapmışlar. Şerbeti sağa sola akmasın diye. Şimdi ben tütünü tabağa koyacağım. Öncelikle kokusundan bahsedeyim. Sarı bir tütün arkadaşlar. Biraz koyuntrak bir sarı. Ama sarı bir tütün. Freşlik burnunuza çok net bir şekilde geliyor. Freşlik var arkadaşlar. Yani buna nane demek istemiyorum. Bu freşlik. Ve içerisinde armut var. Armut tadı da armut sevenler varsa, armutun yiyisini yiyenler şey varsa armut olduğunu anlayacaklardır. Ben ilk işimde pek çıkartamadım. Çünkü direkt aklıma armut gelmiyor. O kadar çok aroma var ki içerisinde. Var bir şey var ama dedim tam olarak şey yapamıyorum dedim. Sonra içince arkadaşlar bir de teyit edeyim dedim. Teyit edeyim dedim arkadaşlar. Çünkü internette çok fazla bulunan bir ürün olmadığı için içeriği çok fazla şey yok, paylaşılmıyor. Ceyhun'a yazdım, Ceyhun Panay'a. Dedim içerisinde bunun ne var? Armut var dedi. Ben de işte armut greyfurt tarzı böyle aklımda böyle bir şeyler oluştu ama Ceyhun da tam armut deyince tamam işte bu tat dedi. Ve bariz bir armut tadı olduğu kesinlikle anlaşılıyor. Hatta umarım dedim ki armutun iyisini bana göndermezsin. Evet, şimdi arkadaşlar tabağı bunu boşaltalım. Bakalım tütünün rengi, kalitesi, boyası var mı? Bunları hep beraber izleyelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tütün bu şekilde. Tabağı boşaltıyoruz bir kısmını. Şöyle gösterecek olursam sizlere. Ürün böyle arkadaşlar. Sarımtırak. Kesinlikle şerbeti el boyamıyor. Böyle bir durum söz konusu değil. Görmüş olduğunuz üzere. Çöp oranı çöp değil de şöyle arkadaşlar dallar var. Görmüş olduğunuz üzere ama çok az var arkadaşlar. Yani yok denilecek kadar az. Şöyle göstereyim ben sizlere. Evet bu şekilde. Güzel şey yapılmış. Kesimi güzel. Çöp oranı yani çok fazla yok arkadaşlar. Normaldir bu kadar. Şöyle gösterebilirim yani. Şu şekilde. Evet. Kokusu evet bariz buram buram bir armut kokusu var arkadaşlar bunun. Ben de içeriğini hazırlamıştım. Şimdi içeriye geçeceğiz arkadaşlar hep beraber. Evet arkadaşlar şimdi hep beraber içeriye geçiyoruz ve tadım testini sağlıyoruz. Evet arkadaşlar içeriye geçtik ve tadım testini sağlayacağız. Neydi? Jolly Pear arkadaşlar. Nereden aldık? Instagram NatureMix34 dediğimiz Instagram adresine ait sahibi
Ceyhun Panay'dan aldık arkadaşlar. Kendisi bize gönderdi. Biz de test edelim dedik. İçerisinde ne var? Tekrar söylüyorum. Armut ve fresh tadı var arkadaşlar. Armut ve fresh tadı. Bakalım nasıl başarılı olmuş mu? Bunun bilgisini de şöyle paylaşayım ben size. 4 adet küp gözümü bitirdim. Şu an ikinci küp göze geçtim arkadaşlar. Yani ikinci partiye geçtim. Aroma tadı hala güzel bir şekilde geliyor. Bakalım aroma tadında başarılı olmuş mu? Bir de bakalım armudu beni tatmin edecek mi? İkisi farklı iki kullar arkadaşlar. Çünkü beni tatmin etmeyen bir aroma tadı sizi tatmin edebilir. Lakin armut tadını ve fresh şey tadını başarılı verememişse tütün zaten başarısız bir tütündür. Bakalım aroma tadı ve fresh tadını verebiliyor mu? Evet arkadaşlar, finish tadı bir kere kesinlikle var. Yani boğazınızda, nefes borunuzda tamamen o finish'liği hissediyorsunuz. Onun dışında armut tadı da çok güzel bir şekilde verilmiş. Armut ve fresh'lik seven arkadaşlar için evet ürünü alabilirler. Alınmayacak bir ürün değil. Fiyatı yalnız sizden şöyle bahsedeyim. Başka yerlerde de satılıyor fiyatları. 60 TL'ye kadar çıkıyor. 60 TL bunun için biraz pahalı bir tütün olur. Evet arkadaşlar bunlar 200 gramlık tütünler. 200 gramını 60 TL'den sayarsak kilosu ne yapıyor arkadaşlar? 300 lira yapıyor. Kilosu da 300 lira bence pahalı. Yani kilosuna kalkıp da 175 lira, 750 gramına 175 lira vereceğiniz ne var arkadaşlar içerisinde? Arginin alabilirsiniz. Farklı aromalar, farklı tütünler alabilirsiniz. 200 gramlık titanyumlar tabii biraz daha pahalı. 200 gramına 130 lira falan denk geliyor. 100 gramı 70 lira ama tabii ki onların segmentinde bir tütün değil. Ama ve lakin armut tadı, fresh tadı sevenler için sarı tütün almak isteyenler kesinlikle bu tütünü alıp test edebilirler. Güzel bir armut ve freshlik sağlanmış. Duman performansı zaten güzel. Çok iyi bir şekilde duman performansına sahip ki ben folyo ve tel kullanıyorum arkadaşlar. Seramik mülli arkadaşlar kendisi. Onu da Sultan Nagya'dan aldık. Büyük seramikli 30 grama kadar tütün alıyor. Böyle bir avantajı var. Ve kalın seramik arkadaşlar çıt diye kırılmıyor. Onu da söyleyeyim size. Evet yani freshlik var. Tabii ki var. Ama sonuçta bir mint değil arkadaşlar bu. Fresh tadı olduğu için bir mint yani bir nane kadar bekleyemezsiniz. Ama kesinlikle tüm nefes borunuzda o freshliği hissediyorsunuz ki buzlu markuşla içerseniz daha yüksek oranda bir size freshlik hissi sağlayacak bir tütün. Ben buradan Ceyhun Panay'a teşekkür ederim. Instagram adresini herhalde daha yeni açtı arkadaşlar. Temiz bir arkadaşımız, dürüst bir arkadaşımız. Mağduriyet olacağınızı sanmıyorum kendisinden. Çünkü konuşmalarımızda da kendisiyle olan yazışmalarımızda da bunun teminatını verdi. Natural Mix almak isteyen arkadaşlar oradan kutusu sanırım 50 TL civarında olması lazım. 45-50 lira şey civarında. O fiyatlar verilebilir arkadaşlar 200 gramına. Ama 60-70 lira ise şayet biraz pahalı bir tütün derim bu marka için. Evet arkadaşlar, ben içmeye videodan sonra devam edeceğim. Videomu beğenmeyi lütfen unutmayın videolarda. Ve abone değilseniz YouTube kanalımıza da abone olabilirsiniz. Bir de web sitemiz var arkadaşlar bizim. www.markucudumanliadamlar.com sayfasında da ürünlerin
Bütün puanlamaları var arkadaşlar. Steak, kesim şey kalitesi, duman performansı, aroma şey tadı. İşte bunun 6 segmenti ayırdık biz. 6 oranda tütünleri puanlama yaptık. Puanlamalar da oradan bakabilirsiniz. Yaptığım tüm tadım testlerinin ürünlerin arkadaşlar, tütünlerin puanlamaları da web sitemizde mevcuttur. Videoyu sözlerimizle sonlandırıyoruz. Aromanız ve dumanınız bol olsun. Nargilesiz hayat, çok bayat. Ne kadar duman, o kadar randıman. Nargileci tayfa, Meyda. Abone olun, like'a. Görüşmek üzere, hoşçakalın.